Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün size web sitesi nasıl kurulur onu öğreteceğim. Arkadaşlar öncelikle Google'umuzu açıyoruz. Google AFTP programını indiriyoruz. Şimdi şu anda bir internetimiz açılsın. Acele etmeyelim. Yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar bilgisayarım internet açarsa size web site kurulumunu öğreteceğim. Hem de sıfırdan. En baştan Google'umuzu açıyoruz arkadaşlar. Buraya Google'e yazarak buraya FTP programı indir diyoruz. Ondan sonra gezginleri bırakın. Şurada Filezilya var. Filezilya'nın sitesine girin. Girdikten sonra burada server var, dolantı var. Bu değil, budur arkadaşlar. Bunu indiriyoruz. Şimdi 64 bit diyoruz. Bunu indiriyoruz. Normal dolantı diyoruz. Hızlı da bizim işimiz yok. Şimdi arkadaşlar bu şeyler çıkabilir. Şey yapmayın. Bakın şu anda iniyor. Bunu buradan bakayım bilgisayarımda kurulu şey var mı? Diye açıyoruz. Şuraya yazalım. Şu anda iniyor arkadaşlar. Bilgisayar niye kasıyor bu kadar? Ben anlamadım. Yok. Benim bilgisayarda yok arkadaşlar. İndiriyoruz. Mecbur. Bilgisayar niye bu kadar kasıyor? Ben anlamadığım nokta o. Kasmaması lazım. Termal macununu da değiştirdim. CTRL alt delete yaptığınız zaman bu çıkıyor. Tövbe yarabbim. Bir de çip çekirdek. 4 çekirdekli bilgisayar ya. Çip ekran kartta. Öyle olmaz ki. Çok kasıyor. Ben bundan böyle Mars'a gidemem ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu neden böyle %100 çalışıyor? Anlamamış değilim. Şu anda görüyorsunuz %73, %99, 50, 32. Bunda bir anormallik var. Çözemedim. Şunlar bir küçülüyor.
Yok böyle bir şey ya. Bilgisayar donar mı ya? Sonunda %96 ile çalışıyor. O kadar çalışacak derdi neymiş ya? Ne çalışıyor o kadar ya? CHP o. Şimdi arkadaşlar indirdik, Excel'i açıyoruz. Evet diyoruz. Aşağıya alma şunu şu şekilde. Bu arada bu işlemcinin neden bu kadar çok yüksek çalıştığını bilen varsa bana bir destek atarsa, yorumda yazarsa sevinirim. Görüyorsun şu anda %96 ile çalışıyor, %97. Bu bilgisayar uçak gibi olması lazım. Çift ekran kartlı çalışıyor. Bakın şurada. Evet diyoruz. Ondan sonra bittikten sonra bize cencil diyecek. Çıkacağız. %99 ile çalışıyor. Bakın arkadaşlar bilgisayarımın buradan ser diyoruz, öyle diyoruz. Buradan bunlar öyle kalıyor. Buradan böyle yani bunu nereye yüklemek istiyorsanız oraya yüklemek istersiniz. Mesela C ya da şuradan D işareti. Ben C'de kalsın diyorum. Öyle diyorum. Buradan ismi aynı kalsın. Buradan bunu antivirüs şeyi yükleyebilir. Buradan ne istiyorsunuz gidiyor. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane çekirdek. 5000 APV bit bilmem ne. O ekran kartına bakın. 8330 diyor. 8600M serisi diyor. Yani bu bilgisayar uçak gibi olması lazımken ama çok yavaş. Bunu neden yapar?
Bilenler varsa bana yorumdan destek yaparak şey yapabilirler. Gördüğünüz gibi. Şimdi Brezilya'mız yüklenmiştir. Son diyoruz. Ondan sonra telefonumuz burada. Bu işlemci %99 çok yüksek çalışıyor. Geri kalanlar normal çalışıyor da. Bakın arkadaşlar, buraya FTP kısmını yazacağız. Önce sitemize girerek buraya hangi hostingde bağlıysa oraya gireceğiz. Hostumuzu ekleyeceğiz. Örnek firma. İstediğiniz firmadan alabilirsiniz. Ben bu firmadan aldım. Benden tavsiye büyük firmalardan almanızı isterim. Buradan müşteri girişi diyoruz. Fiyatları da Linux'ler 99 yapmış. 100 GB, aylık 100 GB. Değişiklikler yapmışlar yani. Yapsınlar, zaten bu yıldan sonra kullanmayacağım. Sonra girerek şifrenize bilgisayar kastığı için şifreyi de hatalı giriyor arkadaşlar. Buradan paketinize giriyorsunuz. Ah, o yanlış şey. Aktife gireceğiz. Buradan buna giriyoruz. %25 zam yapmış arkadaşlar. Şuna bakın. 100 liraya aldım hostingi. Neyse arkadaşlar. Geri kalanını reklamlardan